İlk önce tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizi hem dış politika alanında hem iç siyasetle ilgili bayağı aydınlattılar. Söyledikleriyle ilgili de çok dikkatle seyrettim. Çok doğru yorumlar yapıyorlar. Hem dış politika hem iç politikada yaşadıklarımızı aynen anlattıkları gibi. Bunun ekonomik bazda nasıl bir karşılığı var ve nereye ekonomik anlamda gidiyoruz? Ben de işin o kısmıyla ilgili biraz yorum yapmak istiyorum. Buyurun. Aslında başkanlık sistemine geçtikten sonraki dönemde uygulanan akıl dışı, bilim dışı politikalarla ekonomi zaten uçurumun kenarına gelmişti. Biz seçime çökmüş bir ekonomiyle girdik ve bu seçim kaybedildikten sonra Millet İttifakı ya da Altılı Masa'dan sonra hemen bir paradigma değişikliğine gidildi ekonomide hükümet tarafında. Erdoğan bu şekilde bu işin gitmeyeceğini anladı. Seçimi de kazandığı amacına da ulaştığı için tekrar olması gereken normlara geri dönüş yaptı diyebiliriz. Ama o kadar büyük tahribat gördük ki özellikle son 2,5-3 senede Merkez Bankası'nda rezervimiz kalmadı. -60 milyar dolarlara düştük. Dış ticaret açığı yanlış kur politikası yüzünden ayda 10 milyar dolarlık rakamlara ulaştı. Hayat anormal pahalılaştı. Bir taraftan faize bastırdık, bir taraftan dövize. Böylece insanlar yatırım aracı olarak gayrimenkulü, arabayı, araziyi görmeye başladı. Para oralara akınca onlar çok suni bir şekilde yükseldi. Onlar yükselince ev kiraları yükseldi. Hayat pahalılaştı. Yani böyle benim bile 50-51 yıllık hayatımda ilk defa gördüğüm çok abuk sabuk bir ekonomiye doğru yelken açtık. Şimdi bunu toparlamak için Şimşek, Gaye Hanım gibi ağırlıklı yurt dışı bağlantılı insanları tekrar göreve getirdiler. Çünkü Türkiye'de döndürülmesi gereken bir ekonomi var ve bunun için sıcak paraya acil ihtiyaç vardı. Bu kapsamda kendileri geldiler. Tabii şimdi o kadar dipte ve yanlış yapılmış bir sisteme el attılar ki her yaptıkları hareket ilk aşamada pozitif oldu. Yani faizler zaten %9 gibi saçma sapan bir yerdeydi. Onu kademeli olarak yükseltmeleri gerekiyordu. Onu yaptılar. Onun dışında dolarla ilgili daha ayağa yere basan bir strateji geliştirdiler. Piyasayı heyecanlandırmadan fazla. Fakat tabii Merkez Bankası'nın boş olması, ellerinde KKM gibi korkunç bir el bombasının bulunması, her ay dış ticaret açığının devasa boyutlarda olması, bunlar öyle kolay mücadele edilecek şeyler değil. Öteki taraftan da Erdoğan tabii önünde bir yerel seçimde olduğu için onları gördüğüm kadarıyla uyarmış durumda. Yani diyor ki yavaş gidin, abartmayın, bu yerel seçimi kazanmam lazım. Ne yapacaksınız? Yerel seçimden sonra yaparsınız. Çünkü 5 sene seçim olmayacak Türkiye'de neredeyse, yerel veya genel. Tabii onlar da acı reçeteyi bence ilk aşamada vermek yerine daha böyle uyumlu hareket ediyorlar. Bayağı bir dünyayı gezdi Mehmet Şimşek. Gitmediği yer neredeyse ayak basmadığı yer kalmadı. Sermaye bulmak için, dış borç bulmak için. Ama pozitif bir yol o aşamada kat edemedi. Yani orada başarısız. Dışarıdan para bulamıyor. Tabii bunun bir sebebi de bu son 3 yılda 4 yılda izlenen politikalar yüzünden Türkiye gri listeye düştü. Yani gri listeye düştüğünüz zaman ve kredi notunuz da ciddi anlamda düşünce yurt dışından para bulmada zorlanıyorsunuz. Bunun üstüne bir de başkanlık sistemi sonrasında hukukta yaşadığımız problemler eklenince dış sermaye gelmeye iyice korkuyor. Zaten yatırım amaçlı dış sermayenin Türkiye'ye gelme durumu kalmadığı gibi kısa vadede gelebilecek sıcak para dediğimiz para bile kendine çok uygun yüksek faizler bulmadıkça Türkiye'ye gelecek gibi gözükmüyor. Oğul Bey, araya bir soru sıkıştırmak isterim. İzleyiciler de hatırlatıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın örneğin 19. günde değiştirdiği o dış politika diplomatik değil. Sayın Şimşek duyunca nasıl tepki vermiştir acaba bu kadar finansman arayışında yoğun bir mesai harcarken diye sormuşlar. Bir tahmininiz var mı? Ya orada tabii doğal olarak yapı paydos artık döneyim demiştir. Yani çünkü o hamle
Bir de şöyle düşünün. Yani dünyadaki sermayenin içindeki Batı'nın payı çok yüksek. Hı hı. Musevilerin payı da anormal yüksek. Bunu hepimiz biliyoruz. Onlar dünya ticaretinde çok ciddi ve sermayedar olarak da özellikle ülkelere borç veren çok büyük aileler var. Merkez bankalarına yurt dışındaki ülkelerin hükmedecek kadar kuvvetli bazı aileler var. Bunların hepimiz isimlerini geçmişlerde duyduk. Şimdi tabii böyle bir hamleden sonra onlardan bir de gidip para istemek açıkçası gerçekten saçma olur. Ama işte orada Sayın Engin Yurt'un söylediği konu bence gündeme geldi. Dış politikayı iç politikaya malzeme etme aşamasında büyük bir fırsat vardı. O fırsatı değerlendirmek istedi. Bir de ben başından beri görüyorum. Yani Erdoğan ciddiye alınmak istiyor Orta Doğu'da ve ciddiye alınmamak onu çok büyük rahatsızlık verdi. Yani garantör olmak istedi, kimse ilgilenmedi, Amerika ziyarete bile gelmedi. Sonunda böyle bir çıkış yaptı, miting yaptı. Gene pek ilgilenen olmayınca işte o zaman en büyük kartını oynadı. Ne yaptı? İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye davet etti. Hatta İran Cumhurbaşkanı da gelecek orası. Önümüzdeki günlerde. Bugün Sayın Fidan açıkladı. Şimdi Amerika'nın bamteli İran. İran Dışişleri Bakanı'nı getirir İstanbul'a birlikte konuşursanız Amerika sizi ciddiye alır o zaman. O zaman ben mi gideyim şu Türkiye demek zorunda kaldı adamlar. Çünkü zaten adamların saflaştığı en büyük düşmanıyla oturup birlikte bir basın toplantısı onların ilgisini fazlasıyla çekti. Dolayısıyla Blinken haberi İran Cumhurbaşkanı'nın ziyareti endeksi. Aynen. Yani onlar İran'a karşı bir pozisyon alırken sizin onu davet etmeniz, hatta onunla birlikte hareket edecekmiş izlenimi yapan bir basın toplantısı. Onların bayağı bir önlem almaya çalışmak amaçlı Türkiye'ye bir gelip Türkiye'nin nabzını ölçmesini gerektirecek. Ya o hamle etkili oldu. Ona kadarki hamlelerin pek bir etkisi olmadı. Ama işte bakın her şey ekonomiye geliyor, dayanıyor. Evet. Türkiye ekonomik olarak çok kuvvetli bir konumda olsaydı burada önemli rol de alırdı. Her türlü anlaşmanın içine de girerdi. Bir yaptırım gücü de olurdu. Ama biz şu anda geçmişte yaptığımız hataların bedelini ödüyoruz. Bakın Şimşek daha dün ya da evvelsi gün bir açıklama yaptı. Ben o açıklamadan sonra onun adına utandım yani.